Şimdi hızlıca Sümüklü Papaz'ın ölümü konusuna geçiyoruz. Abdurrahman, bu işin başrolünde sensin. Bir şimdi ayağa kalkmadan, bir şimdi burada bir özetle, orada şimdi sonra ayağa kalkıp detaylı konuşacağız. Örgüt dağılır mı? Soru bu. Örgüt dağılır. Ama bazı bileşenleri tabii ki istihbaratçılar tarafından yıllardır kullanılıyor. Ama örgütün genel olarak baktığınızda zaten lider odaklı, dinin lider odaklı olduğu için, çünkü kendisini bir normal bir alim gibi görmedikleri... Ama hipnoz yeteneği onda var değil mi? Yani insan üstü olarak gördükleri tek kişi bu Sümüklü işte Papaz değil mi? Başkasını insan üstü görmüyorlar. Başkasını görmüyorlar. Onu peygamberle, işte biliyorsun, gece rüyasında cezaevlerini Peygamber Efendimiz haşa onunla kamyona biniyor. İşte cezaevlerini geziyor. Böyle başka biri yok değil mi örgütte? Yok. Örgüt... Peki Vatikan'dan ne öğreniyor Abdurrahman? Diyor ya Vatikan'dan icazet almaya. Tabii daha önceden de Vatikan'a gitmişti. Papa'yla da görüşmüştü. Dinler arası diyalog çerçevesinde, doğru söylüyorsunuz. Evet. Orada da aslında işte biliyorsunuz Hristiyanlık, Yahudilik, evet, ve Müslümanlık adı altında onlara şirin gözükerek ılımlı İslam adı altında aslında, evet, bu CIA'nin bir projesiydi. Evet. Ama önce bunu dünyaya gösterebilmek için şu an Almanya'da, Berlin'de, evet, işte peki, üç dinin... Vatikan'dan gelip işte İncil okudular değil mi? Şimdi benim merak ettiğim Vatikan bu parçalar ne olacak? Yani şimdi böyle insanüstü dedikleri başka kimse yok. Eğer böyle birisi yoksa... Çimento gitti Cemil. Çimento gitti. Hipnoz etkisi. Ama mesela gitmedi mi? Şimdi örgüt dağılacak ama örgütün Türkiye düşmanlığı kolay kolay geçmez. Önce o ayrı, o zaten. Ha, örgütün yani Recep Tayyip... Kişilerin geçmez. Örgüt kalırsa o kişilerin geçmeyebilir. Ya şimdi bu örgütten Türkiye Cumhuriyeti'nin burada darbe sürecinde yapan askerler var, işte polisler var, istihbaratçılar var, bir sürü farklı kurumlardan cezaevinde olanlar var, firari olanlar var. Bu insanların devlet düşmanlığı devam edecektir. Ama örgütün dini yönden Fethullah Gülen'in yerine geçebilecek bir aday yok. Zaten hiçbir, evet, zaman da olmadı. Bunu Latif Erdoğan sık, evet, sık A Haber ekranlarında söylüyordu. Zaten öyle bir şey de yok. Benim olmayacaksa zaten dağılsın şeysindeydi değil mi? Zaten öyle. Öne çıkan herkesi bertaraf etmiş bir Fethullah, evet, Gülen'den bahsediyoruz. Onun yerine kimse oturamaz ama örgütün en güçlü adaylarını orada anlatabiliriz. Sen ne diyorsun? Sen bir yorumla bizi, soru soracağını. Sen bu mücadeleyi çok uzun zamandır yaptın. Bu işten de eleştirildik. Bu adamın ölmesi demek ne demek? Sen bize yorumlarken biz de tahtaya geçelim. Evet, sevgili izleyiciler, biz Fethullah Gülen'in Türkiye macerasıyla çok yakından ilgilendik. İnanılmaz bir örgüt olduğunu öğrendik. İlk öğrendiğimizde bunun CIA bağlantısı olduğunu bilmiyorduk. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyordu. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Türkiye'de pek çok iş adamı, kanaat önderi, gazeteci, reklamcı Pensilvanya'ya çağrıldı. Orada onlara hediyeler verildi, yaşam tarzı öğretildi, vaatler edildi. Ve saman altından da Türkiye'ye bir gün gelineceğini ve onlarla da işbirliği yapılır mı falan konusunda konuşmalar yaptı. Buna Fethullah Gülen'in kendisi de katıldı bu konuşmalara. Ve derken bu gezi olayları falan oldu ve... CIA bağlantısı iş ortaya çıktığı andan itibaren bu biraz One Minute dönemine de rastlıyor. Gezi olaylarına rastlıyor. Oradan itibaren bizim hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi gördü, anladı ve bu, evet, mücadeleye girdi. Bu mücadeleyi yapacak başkan şeysi fazla değildi. Halktan gelmiş ve bu cemaatlerin içinden gelmiş biri olarak Sayın Cumhurbaşkanı burada çok esaslı duruşlar yaptı, evet, ve bu mücadeleye devam ediyor. Evet, şimdi o buradan gidelim. O oynayan görüntüleri de şu ortaya mı alsak acaba Berkay? Sizin arkanızı alabiliyor muyuz? Yok, arkaya alınmıyor. Şuraya. Şimdi aslında bundan bir gidelim. Helallik yok, ayet yok, hadis yok, dua yok, tekbir yok, salavat yok. Ben biraz seyrettim. Cami hakikaten, yok. Cami musalla yok. Musalla yok. Musalla taşı şimdi yok. Şimdi şeyi cami söylüyordu yok. O. FETÖ'cü aşağı şiler,
taşkınlık olmadığına gurur duyuyorlardı. Çok sakin geçiyor diyorlardı. Altını çize çize. QR kodlu ne bekliyorlardı? Almışsan... Yani bir cenazede nasıl bir taşkınlık olabilir ki? Ya işte bu laf cambazlığı yapıyorlar. Yani hepiniz FETÖ'cüsünüz. FETÖ'cüler birbirleriyle mi taşkınlık yapacak? Zaten New Jersey'de bir beyzbol oynanan bir yerdi galiba. Orada işte 20 binin üzerinde katılımcı oldu. O da yalan. 4-5 bin kişi ya var ya yok. Bunu 20 bin kişi stadın içinde 20 bin de yok dışarıda öyle bir gibi. Şey. 4-5 bin kişi bile zor. O, maksimum 4-5 bin kişi yani kişi var. Ama bunun 20 bin kişi gelmiş de işte dünyanın her yerinden herkes... Örgüt 4 gün beklemesinin en büyük sebebi bu kalabalığı toplayabilmek şimdi, için zaten. O gömüldüğü yer o Pensilvanya'daki... Bir, o haritayı gösterirlerse tam nereye gömülüyor? Haritaya gelelim o zaman. O şeyin haritası Pensilvanya'daki... Pensilvanya'nın haritası kamp var mı dedikleri, bizim... Bu arada o şey gelene kadar harita Abdurrahman Şimşek sen söylemiştin Suat Yıldırım evet. Kıldıracak diye namazı. Bu Suat Yıldırım. Kim Suat örgütü, Yıldırım? Örgütün şu andaki bir en yaşlı, numarası. En yaşlı üyesi Molla. Ve örgütü yönetecek, yöneteceği iddia peki edilen bu kişi. Peki bu Adil Öksüz mü hakikaten? Şu, buna ne diyorsunuz? Yani bunu bir teyidini alamadık biz. Adil Öksüz Amerika'da mı bir defa Abdurrahman Şimşek? Yani şimdi bakın. Gitmiş eğer olabilir mi? Adil Öksüz ise bunların en büyük tezi, kontrollü darbe tezi çöker bir kere. Çünkü siz ne dediniz? Adil Öksüz bize kumpas kurdu. Mitajanı. Zaten ailesi orada FETÖ'nün, Amerika'da ailesi FETÖ'nün koruması altında yaşıyor. Adil Öksüz'ün ya, şirketleri var orada. Ortak hayır, olduğu şirketler şimdi şöyle, var Amerika'da. Siz Adil Öksüz'ü, bu FETÖ'nün var. İleri gelenleri Adil Öksüz bize kumpas kurdu. Adil Öksüz MİT ajanıydı. Adil Öksüz çift taraflı ajandı. Dediniz. Adil Öksüz haindi yıllarca. Aslında bizi tezgaha getiren, bizi tuzağa çeken kişiydi. Şimdi Adil Öksüz eğer buraya geliyorsa o zaman siz hep bütün söyledikleriniz evet, hepsi burada yalan. Ne işi var? Yalan. Sence Adil evet. Öksüz mü o? Bence bir geri, ona bir dakika geri gelelim haritaya gelmeden önce. Yani bununla ilgili bir teyit yok ancak hani benim de şahsi fikrim örgüt içerisinde casus olarak adlandırılan birisinin oraya davet edilmemesi lazım. Bilakis zaten buraya çağrılan kişilerin bireysel olarak kendi imkanlarıyla gitme durumu yok. QR kodla oraya isimleri tabii. Belirlenen kişiler gitti. Aynen. Yani burada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Şimdi bu hatırlanacağı üzere daha öncesinde de Baylok kullanmışlardı. Aslında bu QR kodla oraya alınma bir bakıma örgütün şu anda aktif olan kişilerin kendini deşifre etmesi durumu da. Şimdi mesela onu merak ettim ben. Şimdi Abdurrahman orada... Bir cenaze hareketi bilmem ne geliyorlar gidiyorlar. Herkes QR kodlu. Orada bizim devletin istihbaratından birisi yok mu? Herkes damgalı şey gibi kendini orada aslında ihbar ediyorlar. Ben örgüt üyesiyim diye oraya ya gider. Gerek yok ki. Yok buradan mu? Zaten sisteme canlı yayın yaptılar. 50 noktadan hem içeriden havadan karadan bütün girişlerden kameralar 20'ye yakın kamera canlı yayın yaptılar. Kendileri zaten biliyorlar yani istihbarat tabii ki bu görüntüleri devletin istihbaratı oradaki bütün hareketliliği bir takip ediyor. Bir yüz tanıma sistemiyle hepsini bir zaten diye çıkıyor. Zaten şu anda buraya katılanların o kameraya YouTube'dan evet. Yayın yaptı. YouTube'a takılanların %90'ı 90 düzeyinde hepsi de şifre edildi. Şimdi Abdurrahman Şek burada herkes tabii bunları tanımıyor senin çoğunu tanıdığın için. Mesela şu Kemal Gülen STV'nin ana haber sunucusu ana değil mi? Ana haber Almanya'dan yayın yapıyor. Kemal Gülen bir de yeğeni miydi bu sümüklü papazı? Evet evet. Yeni. Şimdi Kemal Gülen'in şöyle bir özelliği var. Kemal Gülen aslında Fethullah Gülen'in 2 gün önce öldüğünü, 2 gün gizlendiğini iddia ediyor. Bu arada Fethullah Erdoğan daha da önce öldü. Fethullah Erdoğan 29 Mayıs'ta öldü bakın, diyor. Bakın Fethullah Gülen nerede öldü biliyor musunuz? Hastanede. Nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Nasıl öldü? Hiç biliyor musunuz nasıl öldüğünü? Yok. Yatağında bile ölmedi. Sandalyede şık diye ölüyor. Allah ona o yatakta bile ölmeyi nasip etmedi. Oturtulduğu bir sandalyede orada sandalyede can veriyor. Evet. Bu kadar. Burada şu Ahmet Kurucan mı Abdurrahman Şimşek? Ona benziyor. Evet Ahmet Kurucan'a çok şimdi, benziyor. Şimdi istihbaratın şurayı gösterirse kameraman arkadaşımız veya buraya zoom yaparsa burayı zoom biraz daha yaklaşabilirse evet. Şimdi şu
kaşlar. Bu yeni resim mi? Evet. Bunlar ben, niye maske takıyorlar hayır, böyle? Hayır fark etmez. Şimdi istihbaratın elindeki şeyde şu kaşlar. Bir dakika bir dakika. Şimdi o kaşlardan önce bunların hepsi maskeli. Bir salgın yok. Tanınmamak için mi takılmış? FETÖ cenazeye davet ettiklerine, cenazeye davet ettikleri insanlara burada Türkiye bu cenazeyi görüntüleyecek. Tedbir almak istiyorsanız maske, şapka, gözlük takarak gelin diye önceden bir bildirimde bulunmuş. Şu anda bu maskeyi takmaları hiçbir şey ifade etmiyor. Gözler anlaşılıyor zaten ya, kim olduğu değil şu mi? Şu gözler, şu kaş yapıları, alın yapısı, bu fotoğrafı şu an Türk Devleti taramaya koysun. Kim olduğunu zaten çıkar. Çoğunlukla şu şekilde çıkar. Ancak bazıları şapka takmış, kapşon takmış, gözlük takmış. Tamamen onu da kimse tanıyamaz yani. Onu da sordum. Bunlar tanınabilir. Onlar da artık sistemler yani yapay zeka bile onları tanımıyor. Ama bu şekilde net olan mesela şu şapka takmış, gözlük takmış. Onu bulamazlar. Mesela bu çok zor. Ama bunlar çok rahat. Mesela şu tipler bunlar çok rahat. İstihbarat tarafından. Yani şunun da hepsi bir kere general, insan kılığına girmiş bunların. En şunun önemli şey şunun zaten 15 Temmuz'un firari generali olduğu söyleniyor değil yok, mi? Bu o muydu? Diğer kare. Başka bir başka kare bir var. Kare deme. Burada bir general olduğu söyleniyor. İstanbul'dan bakın zırhlı... Abdurrahman Şefik asıl önemli adam burada. Kim bu? Bakın en öne Hamidullah geçmiş. Öztürk. Kim bu? En öne geçmiş. Kim o? Mahrem imamların en büyüğü. Tepesindeki. TSK imamı. Bu deve gibi duran bu da o, bayağı önde o duruyor. Şakla, o da önemli şaklaban, bir şey sanki. Tabii canım o zaten Enes Kanter NBA bu oyuncusu eski. Bu Hamidullah Öztürk mahrem askerlerin TSK imamı bir numaralı imam. Emniyet bakın, imamlığı, Brezilya imamlığı. Fethullah Gülen askerlere çok önem verirdi ya bakın. Tabuta en yakın o durmuş. Bak şu Mustafa Özcan, Nazif. Hangisi? Şu aradaki. Emin misin? Evet eminim. Görüntülerde yok. Son hali bu o zaman. Bu son hali. Mustafa Özcan'ın özelliği nedir? Mustafa Özcan Avrupa'da kasa, çok güçlü. Şu özellikle Adem Almanya'da. Kalaç mesela. Bu. Evet. Bu Adem Kalaç. Şuradaki şu aradaki Abdullah Aymaz. Abdurrahman Şipşek şunu sormak Şerif istiyorum. Şerif Ali Tekel almış. Antopayla sor. Şunu sormak istiyorum Abdurrahman Şipşek. Şu Bahattin Karakaş. Abdurrahman bak Ramazan bir şey şimdi sormayın. Bu maske takanların Türkiye'deki kripto FETÖ'cülerden olma ihtimali var mı oraya giden? İşte zaten onun için Türkiye'ye dönecek yani diye takmışlar. Yani şu anda onu. Şunu söyleyeyim. Türkiye cenaze yapıldıktan sonra Avrupa'ya ve Amerika'ya gidişler. Çıkan Türkiye'den kim çıktıysa hepsini istihbarat onların analizini yapıyor. Abdurrahman bakın şey. Buradan, ya cenazeye evet. Gidip buraya gelip gelmek bu, diye bir şey mümkün değil. Buradan değil Almanya'ya da gitsen, Ermenistan'a da çıksan, oradan Pensilvanya'ya gitsen de buradan çıkan, ölümünden sonra çıkan herkesin istihbarat bir çalışma yapıyor zaten. Evet. Kimler bu cenazeye? O sorunun cevabı bu. Abdurrahman Şipşek bu. Onun tam... Bunu iyi tanıyorsun. Kim o? Kimdi o? İyi bak ya. Cevdet Türkyolu değil mi? Hayır, Cevdet Türkyolu bu tarafta. Hayır bu işte. Açısı farklı bak. Cevdet Türkyolu bu. İyi bak. Onun, şunun videosu kesin, varsa arkadaşlar... Kesin Cevdet Türkyolu bu. Cevdet Türkyolu videoyu bulabileceğiz. Şeyin yanında diye bu diyor. Arada bakın şuradaki şu... Bakın şurası var ya tamamen kurmay ekip burası. Araya zaten araya görevleri koymuşlar. Burası araya... üst düzey yönetim mi tabii yani? Tabii üst düzey. Protokol. FETÖ'nün bu Enes Kanter denen şeyde bunların şöyle, üst yönetiminde FETÖ'nün mi? Ya o işte görüntü çok... şekil olsun diye mi koymuşlar? Ekran yüzü tarzı. O çok akıllı bir tipe benzemiyor çünkü. Şov yapmak için gelmiş. Tabii. En öne çıkmış. Bir şekilde orada duruyor. Ya bir kere saygısız bir herif. Boyu 2 metre. En azından en arkaya geçti mi? Abdurrahman. Kendisinden Abdurrahman. O onun parasını tokatlamışlardı. Belki de oradan hani kalan 200 milyar dolardan bir şeyler alırım diye gelmiş. Diye. Mesela hayır Hakan Şükür'ün mesajı çok ilginç. Hakan Şükür var mı mesela? Yok. Hakan Şükür gelmez. Bir tweet attı. Arkadaşlar o tweetini bulursa yönetmen arkadaş. Sen söyle. Yani işte öldüğüne Fethullah Gülen'in arkasından bir küfür etmediğini. Allah Allah. Tabii canım çok manidar. İsim vermeden. Manidar bir Allah rahmet eylesin ama işte öteki tarafta. Bizi de yaktı mı diyor. Kim nasıl günahları affedilir mi affedilmez mi gibi cümleler çok enteresan. Şimdi Cemil Barlas. Çünkü özür dilerim. Onu da tokat. Hakan Şükür 200 milyon liralık bakın yıl 2013'te 200 milyon liralık mal varlığına. Kaptırmıştı değil mi? Bu devlet burada el koydu. Bir.
kaçırdığı paralarını da onlar çaldı. Onlar çaldı, evet. Çünkü hem bu taraf örgüt tarafından hem Türkiye'de mağdur edildi hem de o tarafta, evet, mağdur edildi.